acı biber yemek mutluluk veriyormuş. Ne düşünüyorsunuz? Doğru. Siz acı biber yiyince mutlu oluyor musunuz? Oluyoruz, oluyoruz. Oluyoruz abi. Acı biber mutluluk verir mi? Tabii abi, veriyor ya. Gerçekten veriyor insana. İçindeki kötülüklerim ne varsa atıyor. İnsana bir mutluluk veriyor. Siz yiyor musunuz? Ben yiyorum genellikle. Pazarda komşudan alıp yiyorum. Lahana satıyorum tezgahta. Devamlıkla yiyorum. Ama çikolata mutluluk veriyor değil mi? Ya o var ama sadece sağlığa zararlı. Ama bu en azından doğal. İçindeki midenin acı varmış. İçindeki mideleri, bağırsakları temizliyor. Acı biber yemek mutlu eder mi sizce? Eder bence. Her şey faydalı. Siz acı biber yiyince mutlu oluyor musunuz? Mutlu oluyorum, evet. Var mı yakınınız böyle? Benim abim çok seviyor acı biber. Bunun gibi sarılarda ya da küçük sarılarda derseniz daha böyle... Biber ilk başta düşündüğümüzde herkesin aklına acı, yanma hissi veren bir sebze olarak gelir. Ama aslında bunun yanı sıra biberin farklı, az bilinen bir yönü daha var. Bu da şöyle, insan vücudu aslında bir tepki mekanizması. Biberi yediğimizde o acı hissine karşılık vücudumuz bir tepki vermek zorunda. Bu vermiş olduğu tepki ise içerisinde aslında biber C vitamininde çok zengin bir sebzedir. En çok C vitamini bulunduran sebzelerin başında gelir. Ve bu C vitamini biberi tükettiğimizde vücut bu acı hissine karşı hormonları devreye sokar. Hormonlar da buradaki bilinen mutluluk hormonları, endorfin, serotonin, oksitosin, dopamin gibi mutluluk hormonları hemen bu acı hissine karşı, özellikle endorfin, bir harekete geçer. Bu endorfin hormonlar aslında bir mesaj taşıyıcıdır. Beyne sinyalleri göndererek bu acı hissini bastırmak için hormonlar devreye girer. Endorfin seviyesi, mutluluk hormonu seviyesi yükselir ve vücut mutlu olmaya başlar. Beynimize giden bu sinyaller tamamen bu şekilde bir reaksiyon vermektedir. Biz biberi tükettiğimizde, yani acı biber tükettiğimizde aslında vücudumuz bir yandan da bu acı hissini bastırmak amaçlı mutluluk hormonu salgılamaktadır. Ama şöyle de bir şey var. Bu hormonun her şeyde olduğu gibi fazlası insanlarda öfkeye de sebep verebilir. O yüzden acı biber tüketirken mutlaka ayarında, dozunda tüketerek hem sağlığımız için hem mutluluğumuz için güzel bir öğün, güzel bir ara öğün, yan öğün olarak tüketmemiz insanlar için mutluluk hormonu salgılatacaktır. Tatlı biber alıyorsunuz. Evet. Ama mutlu olmayacaksınız. Bir bilgimiz yok onunla. Çünkü acı biber mutlu ediyor. Ama yiyemiyoruz. Acı çünkü. Acı olduğu için yemiyorsunuz değil mi? Yani evet. Ama uzmanlar araştırmış, acı biberin içerisindeki kapsaisin maddesi mutluluk hormonunun sargılanmasına sebep olduğu için mutlu ettiği yönünde bir bilgi var. Yani doğrudur ama bir bilgimiz yok tabii. Acıyı da yiyemiyoruz. Yemediğimiz için tatlıyı tercih ediyoruz. Bakayım öyle bir. Nasıl yakaladın? Gel gel. Acı bibere acı tadını veren kapsaisin maddesinin serotonin hormonunu salgıladığı ortaya çıktı. Haliyle bu acı biberi yiyenlerde ise ağızda bıraktığı acı tada rağmen bir mutluluk yaşandığı belirlendi. İşte bu acı bibere acı tadını veren kapsaisin maddesi mutluluk, yani serotonin hormonu salgılatıyor. Biberi yiyenlerde ise ağızlarında kalan o acı tada rağmen bir mutluluk yaşanıyor. Ne kadar acı?